gerek yok. Hadi zorlu böyle Kaz Dağları'nda ormanın içinden denize doğru ulaşmaya çalışan adam. Hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri sizlere de göstermek istiyoruz. Bu bölgenin özellikle güzel yerlerini hepinizin tanımasını istiyoruz. İşte sofralarımızdaki zeytinlerin ana vatanı bu bölge tabii. Kaz Dağları, bakın her tarafımız dekarlarca, kilometrelerce zeytin ağaçlarıyla kaplı. Bunlar ülkenin altın madenleri arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde, bu arada rüzgar yine çıktı. Ülkemiz zeytinyağı bakımından gerçekten çok üst seviyelerde. Nedir? Hani bunun kalitesi gerçekten çok iyi. Buradan alınıp işte zeytinlerimiz ve yağlarımız Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, dünyanın çeşitli yerlerinde çok pahalı fiyatlara alıcı bulabiliyor. Bunlar bölgenin geçim kaynağı. Yeter ki bu zeytinler kesilip işte imara açılmasın. Tek dileğimiz o. Tabii böyle de bir yasa daha yok. Olacağını da zannetmiyorum. Bu güzelliklere kimse kıyamaz. Onun bilincindeyiz tabii ki. Gerçekten muhteşem araziler. Topraktan resmen ürün fışkırıyor. Resmen altın madeni fışkırıyor. Bu güzelim zeytinlikler ülke ekonomisine, buradaki çiftçi mi denir artık, zeytin üreticisine gerçekten büyük katkılar sağlıyor. İnşallah çocukları da babalarının, dedelerinin yapmış olduğu zeytinciliği devam ettirirler ki pek ben zannetmiyorum. Neden? Çünkü şöyle görüyorum ben, köylerde genç nüfus kalmamış. Ha, hasat zamanı büyük şehirlerden çocukları geliyor mu bilmiyorum ama yani şu ana bakılırsa köylerde genç kalmamış. İnşallah dediğim gibi atalarının, babalarının mesleğine devam edip bu güzelim zeytin ağaçlarının mahsullerini toplamaya devam ederler. Turizm açısından, yabancı turizm açısından biraz zayıf bölge. Neden zayıf diyorum? Çünkü böyle hani yabancı turisti cezbedecek öyle 5 yıldızlı otellere otelleri fazla göremiyoruz bölgede. Ha, otel yok mu? Tabii ki var. Kötü mü oteller? Hayır, tabii ki değil. Güzel. Pansiyonlar nasıl? Pansiyonlar da çok güzel. Ama dediğim gibi onlar hani böyle şeyi severler ya, böyle hani full artı full. İşte bu bölgede öyle full artı full yok. Yani yeme içme vesaire öyle Allah, Antalya'daki, Akdeniz'deki gibi, Ege'deki gibi öyle yok tabi. Burada genellikle pansiyon türü, pansiyon vari oteller daha çok revanşta. Böyle kalması da iyi bence. Çünkü ne kadar çok büyük turizm olursa buraların güzelliğinin o kadar kaçacağının ben de farkındayım. Çünkü neden? Bundan 25-30 sene önce Alanya'ya gittiğimizde, Alanya'nın işte dağına baktığımız zaman oralar herhalde büyük bir ihtimalle Toros oluyor, yemyeşildi. Şimdi gidip bakıyorsunuz aga, o yeşillik aynı Altınoluk Köyü videomu izlemişseniz çatı kente dönmüş, beton kente dönmüş. Tabi turizm iyi mi bir ülke için? Evet, iyi, çok iyi gelir kazancı. Fakat işte bizim gibi doğayı severler açısından da olmuyor işte, böyle kalsın. Değil mi? Böyle kalmasında fayda var. Her şey de para demek değil yani. Başka yerlerden kazanalım paraları. İlla ki doğayı böyle betona çevirip satmak da olmaz. Bu arada arkadan bir araç geliyor. Şimdi o bir sıkıştırmadan biz böyle taşlı topraklı yola girip kaymadan yol verelim gitsin. Bak adam burada kendine bağ evi yapmış. Ama sonradan tabii kesin çocukları karşı çıkmıştı. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Bu zeytinliklerin, zeytin ağaçlarının altında hep otlar var. Bazı bölgelerde
şey yapıyorlar, boğutları bir şekilde sürüyorlar, ondan sonra yakıyorlar falan. Bunlar zeytin ağaçlarına zarar veren otlardan. Ulan bu tarlanın sahibi, bu zeytinliğin, daha tarla nereden çıktı? Hep aklımız tarlaya gidiyor. Bu zeytinliğin sahibi herhalde biraz şey abi. Nedir adı? Ehli keyif. Vallahi adam çalışmamış. Çünkü bazı zeytinliklere gidiyorum, görüyorum. Atları böyle tertemiz, böyle sürülmüş, çapa yapılmış. Çapa mı diyorlar ona artık, ne diyorlarsa. Çapa yapılmış halde, bakın buradakiler hiç dokunulmamış vallahi. Zeytinliğin sahibi, sesim sana geliyorsa, reis çalış, yatarak para kazanılmaz. Bakım yapacağım biraz. Biz nereye indik bu arada? Sahile indik. Sonunda. Şimdi bir önceki videolarımda söylemiştim, benzin alacağım. Full artı fulldü. İşte 200 kilometrede benzin alacağız demiştik. Yaklaşık 200 kilometreye yaklaştık. İki kişiyle bakalım bu motor ne kadar yakacak. Birazdan bir benzinci bulup bunu fulleyelim. Daha sonra hesaplayalım. Artçı ile beraber ne kadar yaktığını öğrenmiş oluruz. Bir sonraki videoda da artık artsızız. Tek başıma bineceğim. Özlem'i almayacağım. Bir 200 kilometre yol gideceğim. Bakayım bende ne kadar yakıyor. Oo, yeşilin denizde buluşması arkadaşlar. Buluşuyoruz, az kaldı. Denizde hafiften şey yani. Kolay gelsin gençler. Benzinlik ne tarafta? Aga bunlar da bilmiyor. Çocuklar da bilmiyor. Büyük bir ihtimalle satılık 3 eşsiz ev. O ne demek lan? Asos Belgi. Asos bölge uzmanı Larissa Robbins. Nasıl oluyor lan o iş? Yabancı mı buranın bölge uzmanı? Nasıl oluyor iş? Şimdi düşünsenize, ben İngiltere'ye gitmişim. Bölge uzmanı Cenk. Abi oranın halkı dururken bölge uzmanı nasıl oluyor lan bu kadın? Allah el işler versin, ne diyeyim? Görüyor musunuz? Yabancılar gelmiş, burada bölge uzmanı olmuş. İlginç bir durum. Yavaş yavaş gidelim de şu güzellikleri görün diye yavaş yavaş gidiyorum. Benden top speed videosu bekleyen arkadaşlar var. Daha çok beklersiniz. Ben top speed falan yapmam. Canımızı şeyde bulmadık, çarşıda pazarda bulmadık. Böyle bizim en fazla gideceğimiz 30, 40, hadi bilemedin 50, 60 zor. Şimdi bir deniz kıyısına inelim. Denize bakalım, bugün deniz dalgalı, rüzgar bayağı var. Buralar böyle bomboş, yazın buralar ne olacak? Allah bilir. Bakın zeytinleri, zeytin ağaçlarını budamışlar. Aşı yapmışlar. Acaba bir zeytinin, yani zeytin ağacının zeytin vermesi için kaç yıl geçmesi gerekiyor ya? Bunlar yoksa asırlık çınar ağaçları gibi ya. Aha, jenderme gelmiş buraya. Jenderme, jenderme. Jenderme kontrol ediyorum. Şimdi bu kadar yol gittik. Halkın denize girebileceği bir yer bulamadık. Her tarafı çevirmişler abi. Halk nerede girecek burada denize beleş? Ha şurası herhalde. Şurada bir açıklık bırakmışlar. Bakayım burada girebilir mi halk? Evet. Halk burada girecek abi denize. Dalgalı. Burası da paralı abi. Baksana adam biçi dikmiş oraya. Oraya lan. Karadut suyu. Vallahi çalışmalar başlamış. Thank you.
sellemişler. Girmiş abi. Özel müktür girilmez. Nasıl yani? Sarı sarı açmış dikenler ha. Ne dikeni ki bunlar böyle? Bu arada bizim Sivop'a yer ne yaptırdık? Bundan yine Sivop sesi gelmeye başladı ha. Nasıl iştir bu anlamadım ben. Ne o Sivop'a yer ne yaptı? Ulan usta, ulan usta. Şöyle bir sinyal verelim bakalım. Halkın denize girebileceği plaj arıyoruz. Geçsen şaşardım zaten ya. Evet abi burada da mı halk giremiyor plaja? Paralı mı burası da? Burada da paralı herhalde. Bakın burada da bir tane beach var. Biraz ilerlerde var tabi. Denize girebilecek yer. Aha uzun alta yapıyorlar bak. Lüfer. Heh. Buradan alt geçit yapıyorlar herhalde. Veya orası yıkılmasın diye mi? Tünel mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir şeyler yapıyorlar buralarda yine. Sağ tarafa da bir tane seyir terası. Tabi beyler biliyorsunuz bu sahiller Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınındır. Şezlonglarını işte o suyu işte vesaire kullanmadan her yere girebilirsiniz. Kavga etmenize gerek yok. Hemen kendi devletin bize vermiş olduğu anayasanın bize vermiş olduğu hakkı kullanarak arkadaşım senin şezlongundan yararlanmayacağım. Senin duşundan yararlanmayacağım, tuvaletinden yararlanmayacağım, havlundan yararlanmayacağım. Ben kendim gireceğim. Dediğiniz zaman Allah'ın kulu bir şey diyemez. Diyen olursa da abi hemen bu sahilde jandarmalar çok. Hemen bir alo jandarma. Ondan sonra tıpış tıpış istediğiniz her yerde denize girebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Onun için üzülmeyin yani. Biz nerede denize gireceğiz oraya geldiğimizde falan demenize hiç gerek yok. Her yer bizim. Bu ne lan böyle? Allah Allah. Buraya da karavan turizmi bayağı gelişti burada karavan turizmi. Rüzgar bayağı ötmeye başladı. Villa del Mar Otel. Yabancı hayranlığımız çok. Türkçe koyamıyor oraya. Zeytinli plaj. Ne bileyim ben. Ama yok. Del Pollo Mollo yapacak illaki. Ural Emlak. Sevgiler Ural abi. Bakın işte demin de bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Bakın. Zeytin ağaçlarının altı işte hep böyle olması gerek. Sürülmesi gerek onların altının. Böyle o zararlı otların temizlenmesi gerek. Buralarda bak amcam almış ilaçlamayı. Böyle mi lan böyle? Yan gözle bakıyor. Allah. Asos Oleas Otel.
Tabii bu yol boyunca çok güzel zeytinyağı ve zeytin alacağınız köylü arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin açmış olduğu tezgahlar var oralardan. Dediğiniz gibi alışveriş edebilirsiniz. Doğa ve Tarih Kampı. Bu Doğa ve Tarih Kampı. Bak, karavan bir tane daha geliyor. Camping in Caravan. Acaba karavanın Türkçesi ne ya? Arabalı otel mi? Arabalı ev mi? Oh, bensinci nerede ya? Buralarda sanki vardı diye hatırlıyorum ama gitmiyorlar. Neyse arkadaşlar, bu videoya ben burada son vereyim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Çok uzun video olsun istemiyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda artık motorun kaç para yaktığını öğreneceğiz. Hadi, anasını aldık.